Ortalama dikkat sürenizin ne kadar olduğunu düşünüyorsunuz? Ben telefonuma saatlerce odaklanabiliyorum, bir yanıt değil. Çünkü orada esasen telefonunuzun fiziksel varlığına değil, içerisindeki değişen içerikleri seyrediyorsunuz. Bir öğrencinin ortalama dikkat süresi 65 saniye, bir ofis çalışanınki ise yalnızca 3 dakika kadarmış. Ve dahası herhangi bir işe odaklanmış bir şekilde çalışırken WhatsApp'tan gelen bildirime şöyle bir göz ucuyla bakıp o işe geri dönseniz bile tamamen başlangıçtaki odaklanma durumuna dönmeniz ortalama 23 dakika kadar alıyormuş. Bu durumda şunu düşünmenizi istiyorum. Bir yandan önünüzdeki işi bitirmeye çalışırken, bir yandan telefonda muhabbet ettiğinizi ve bir yandan da daimi olarak gelen sosyal medya mesajlarına baktığınızı ve bir de yemek yiyor olun mesela. Zihninizin vay haline. Bu videoda bu aralar büyük bir merak ve keyifle okuduğum bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Metis yayınlarından çıkan Yovan Hari'nin yazmış olduğu çalınan dikkat, neden odaklanamıyoruz? Yazar Cambridge Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler ve Siyaset Bilimi okumuş ve dünyanın önde gelen basın medya kuruluşlarında çalışmış bir araştırmacı gazeteci. Odaklanma becerimizi neden kaybettiğimiz ve tabii nasıl kazanabileceğimizi araştırmak adına 50 bin kilometre kadar yol gitmiş ve 250'den fazla uzman araştırmacıyla görüşmüş. Gerçekten de kitabın en sonunda bir kaynakça listesi var ki neredeyse bir master doktora tezi kadar. Geçtiğimiz günlerde yayınladığım kişisel gelişim neden genellikle işe yaramıyor başlıklı videoda kişisel gelişimin birey odaklı olduğunu bu yüzden genellikle sığ yanıtlar verdiğini söylerken peki bunun iyisi nasıl olurdu diye düşünmüştüm ve aklımdaki referans kitap buydu. Yazar Yovan Hari, dikkate zararlı bir kültür inşa etmekte olduğumuzu, bu yüzden de derin ve odaklı bir şekilde düşünmemizin giderek güçleştiğini, esasen bunun da akıntıya karşı kürek çekmeye benzediğini söylüyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz, nasıl ki hava kirliliği olan bir ortamda sadece haftada iki gün gaz maskesi takmak sizi bu kirlilikten korumayacaksa, aslında bizim ara sıra yaptığımız o detokslarda bizi böylesi bir problemden kurtarmayacak. Bu gibi parıldayan ve sönen çözümler kalıcı çözümler değil elbette çünkü sistemik sorunlara odaklanmıyorlar. O yüzden yazarın haklı görünen temel iddiası şu, bizi sistemde değil de sanki bizim kendimizde bir problem varmış gibi düşünmeye itiyor usulca. Ben neden odaklanamıyorum, ben neden verimli çalışamıyorum ya da ben neden daha derin düşünemiyorum gibi. Bu yüzden yazar Johan Hari esasen çalışmak, verimlilik, odaklanma gibi konularda yapılan araştırmalarda büyük bir boşluk olduğunu fark ediyor. Ve odaklanma becerimizin önündeki engeller ve bunun nasıl gelişebileceği konusunda 12 neden sıralıyor. Bu 12 neden öylesine kapsayıcı ki hava kirliliğinden tutun da yediğiniz besinlerin değerine, içinde bulunduğunuz ortamdan uykunuzun kalitesine değin çok geniş çaplı bir araştırma. Benim konuya dair ufkumu epey genişletti. Tam da bu noktada tartışmaya başlarken şöyle bir soru ortaya atmak istiyorum. Gerçekten de bizim önceki nesillere kıyasla odaklanma becerimiz giderek kötüleşiyor mu? giderek yüzeyselleşiyor muyuz? Çünkü bazen şey olur ya, İçinde yaşadığınız çağ size en kötüsü, en pespayesi gibi gelir ama sizden sonraki nesiller o döneme geri döner bakar ve şöyle der, aydınlanma çağı. Sanırım bu bütün insanlar için geçerliydi. O yüzden öncelikle şu soruyu sormamız gerekiyor. Gerçekten önceki nesillere kıyasla dikkat aralığımız kısaldı mı? Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden Dr. Martin Hilbert ve Katalonya Open Üniversitesi'nden Dr. Priscilla Lopez tarafından bir araştırma yapılmış. Bir insanın örneğin 1986 yılında maruz kaldığı bütün basın, radyo, televizyon, yayın organlarından gelen enformasyon miktarı günde 40 gazeteye denk düşüyormuş. Yani karşılaştıkları bütün enformasyon 40 tane gazeteyi yan yana koyduğunuzda ortalama bu kadar ediyor. 2007 yılına geldiğimizde ise bizim karşılaştığımız enformasyon ortalama günde 174 gazeteye çıkmış. Düşünebiliyor musunuz kaç katı artmış? Son araştırma 2007'de fakat biz 2023'teyiz. Bu 174 gazetenin de birkaç katına çıkmış olduğunu söylemek sanırım ki yanlış olmaz. Bu yüzden Danimarka Teknik Üniversitesi Uygulamalı Matematik Bölümünden Sune Lehman isimli başka bir araştırmacı maruz kaldığımız enformasyon ve bunun dikkat becerimizi nasıl etkilediği konusunu anlamak için bir model geliştirmiş. Yüz sene kadar önce herhangi bir haberin yayılması zaman alıyordu değil mi? Dünyanın öteki ucunda ne olduğunu böyle saniyeler içerisinde Twitter gündemden öğrenemiyordunuz mesela. Hem haberlerin yayılması hem de gündemin değişmesi zaman aldığı için insanların o konuya odaklanması ve onun üzerinde derin bir şekilde düşünecek vakitleri vardı. Bugün ise aksine sistemde çok fazla enformasyon var. Arabayla yolculuk yaparken bile aynı anda hem radyodan hem elimizdeki telefondan hem yolda gördüğümüz o dijital led ekranlardan sürekli olarak enformasyon alıyoruz. Bu adeta yangın hortumundan su içmeye benziyor. Çok fazla veri geliyor. Verinin artışına karşın esasen insanın bilişsel bir kapasitesi var. Belirli bir aralıktaki enformasyonu özümseyerek onu anlamlı hale getirebilecek şekilde işliyoruz. O yüzden dünyayı da kendi band aralığımıza sığacak şekilde küçültmemiz gerekiyor. Eğer ki bunu yapmazsak derinleşmek ve gerçekten anlamak için ihtiyacımız olan zamandan feragat etmek durumunda kalıyoruz. Yani gerçekten yüzeyselleşiyoruz. Dahası enformasyondaki bu artış aslında bizde dünyanın hızlandığı hissiyatını da doğuruyor. Mesela Twitter'da bir konunun gündeme çıkması ve gündemden düşmesi, bir kitabın gündem olması veya bir haber üzerine konuşulan sürenin yıllar içerisinde nasıl değiştiğine dair bir araştırma yapılmış. Bakıldığında gerçekten de herhangi bir konuya odaklanma süremiz giderek azalmış. İşte tüm bunlar bizde dünyanın hızlandığı hissiyatını yaratıyor. Fakat bu araştırmaları okuduğumda aklımda Hemingway'in bir cümlesi belirdi. Uçaklar atlattı daha hızlı gidiyor diye bu dünyanın daha iyiye gittiğini göstermez güzelim. Konuyla alakalı dünya çapında tanınmış bir araştırmacı olan MIT'den Earl Miller, insanlar olarak anlamamız gereken çok temel hayati bir gerçek var diyor. Beyin aynı anda sadece bir ya da iki düşünceye odaklanabiliyor ya da iki düşünce üretebiliyor. O kadar. Bizler aynı anda birden fazla iş yaptığımızı zannettiğimizde, mesela hem ders çalışıp hem sosyal medyayı kaydırdığımızda zannediyoruz ki bilişsel kapasitemizin üstünlüğü sayesinde çoklu işlem tamamlayabiliriz. Oysa yaptığımız şeyi araştırmacılar bir nevi jönklörlüğe benzetiyor. Düşünceler arasında gidip geliyoruz. Fakat tüm bu süreçte zihinsel yaşantımız süreklilik gösterdiği için biz o kesintilerin yani beynin kendisini sürekli olarak yeniden yapılandırdığının farkına dahi varmıyoruz. Ve daha da önemlisi bu kesintilerin yani beynin kendi yapısını yeniden şekillendirmesinin bir bedeli var. İşte buna geçiş maliyeti etkisi deniliyor. Siz işiniz veya ödevinizle ilgili bir rapor hazırlarken şöyle göz ucuyla bile WhatsApp'ta gelen mesaja baktığınızda o geçişler arasında beyninizin kendisini yeniden şekillendirmesi gerekiyor ve bu da beynin hem zamanını hem de enerjisini boşa kullanması anlamına geliyor. Konuyla ilgili çok enteresan bir araştırmadan daha bahsetmek istiyorum. Bu bahsettiğim araştırmaların kaynaklarını da mutlaka açıklama bölümüne eklerim. Araştırmacılar denek grubunun iki farklı hali üzerinde IQ testi uyguluyorlar. Birinci durumda odaklanmış bir şekilde sadece önündeki işi bitirmeye çalışırken onların IQ seviyesini ölçüyorlar. Sonrasında ikinci durumda ise onların daha dikkatleri dağınık bir şekilde birden fazla şeyle ilgilenirken IQ seviyesini ölçüyorlar ve tahmin edebileceğiniz gibi bu ikinci durumdaki IQ seviyesi birinci durumdan yaklaşık 10 puan kadar düşük. Yani odaklanmadan bir şey yapıyor olmak aslında bizde bir nevi zeka kaybı da yaratıyor. Özetle insan beyninin büyüklüğü ve kapasitesi yaklaşık 40 bin senedir değişmedi ve yarın öbür günde de birdenbire değişecek gibi de gözükmüyor. O yüzden yarattığımız dünyaya yetişmeyi çalışmak yerine Dünyayı kendi kapasitemize uydurmak zorundayız. Peki bu nasıl olacak? Odaklanma konusunda problemleri aşmak ya da sosyal medya bağımlılığının önüne geçmenin bir yolu var mı? Öncelikle şu odaklanma konusundan bahsedelim. Bu noktada yapılacak en makul olan şey 5 dakika hatta belki de masaya bir kum saati koyarak odaklanmaya başlamak ve giderek bu süreyi arttırmak yapa yapa aşinalık kazanıyoruz ve beynimiz bu konuda ustalaşmaya başlıyor. Çünkü onu alışkanlık haline getirmeye başladıkça aslında beynin o görev konusundaki nöral bağlantılarını güçlendiriyoruz. Özetle bir yerden başlamak gerek. İkinci olarak ise önermek istediğim şeyi bu bölümün sponsoru muhteşem bir şekilde tasarlamış durumda. O yüzden videoya kısa bir ara vererek ondan bahsetmek istiyorum ama aslında ara falan da vermiş olmayacağız. Sponsor Akiflow benim bu aralar keşfettiğim en verimli uygulamalardan bir tanesi. Peki Akiflow nedir diyorsanız? Düzenli kalmak ve odaklanarak çalışmak için yardıma ihtiyaç duyan kişiler için tasarlanan bütünüyle kişiselleştirilebilir bir uygulama. Mutlaka rastlamışsınızdır. Benim daha önce de zaman yönetimi, odaklanma, verimli çalışma konusunda epey popüler içeriklerim var. Ama daha önce her defasında birden fazla uygulama aynı anda öneriyordum ve bir de basılı defterim oluyordum. Bu defa Akiflov her şeyi bünyesinde barındırıp bütün problemleri aşmışa benziyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Öncelikle burada gelen kutusu dediğimiz bir sütun var. Aklınızın o kenarda köşesinde yapmanız gerektiğini düşündüğünüz her şeyi buraya yazın. Sonrasında bu işleri farklı renkler kullanarak birbirinden farklı kategorilere bölün. Mesela benim Akiflov'uma bakalım. Orada Business, Akademik, Events, yapılması gerekenler yani bir to-do list veya sağlığım konusunda yapmam gerekenleri içeren wellness şeklinde farklı kategorilerim var. Bu sütunun hemen yanında yeniden açabileceğiniz bir de haftalık görünüm var. Yani tek planda her şeyi görebiliyorsunuz. Akiflow'un üzerine dayandığı bir esas var, time blocking. Biz buna zamanı kutulama yöntemi diyoruz. Eğer ki sadece to-do listiniz olursa bunları hangi ara yapacağınızı tam olarak bilemiyorsunuz. Yani yapılması gerekenler listenizin altında eziliyorsunuz. Ama kendi haftalık programınızı oluştururken mesela benim yaptığım gibi pazartesi saat 10'dan 2'ye kadar olan arayı ben derin bir çalışma seansı olarak kutulayacağım derseniz ve bu kutunun da business kategorisindeki işlere ayrıldığını gösterirseniz kendinize odaklanarak verimli çalışabileceğiniz bir sınır, bir oda yaratmış oluyorsunuz. AkiFlow'un çok pratik olduğu yerlerden biri de tam burası. O işlerin hepsini alıp tek tek kutuya sürükleyip bırakabiliyorsunuz mesela. Ve dahası diyelim ki o günkü programı tamamlayamadınız. Hemen size ertesi gün onları tekrar hatırlatıyor. Onları tamamlayıp tamamlamadığınızı soruyor. Onları silebiliyorsunuz veya dondurabiliyorsunuz. AkiFlow, Gmail, Slack, to The List, Notion gibi bütün uygulamalarla entegre olabiliyor. Onlarla yaptığımız bu ilk işbirliğine özel çok ciddi bir kampanya tasarladılar. Pelin kodunu kullanan ilk 200 kişi hangi plana üye olursa olsun bir sene boyunca %70 oranında bir indirimden faydalanacak. Instagram'da paylaştığımda uygulamanın adını soranlar olmuştu ve ben de onlara bekle demiştim. Bu kodu kullanarak bu indirimden faydalanabilirsiniz. O halde böl parçala yönet mantığından ve zamanı kutulama tekniğinden bahsettikten sonra şuraya geri dönelim her birimizin en büyük çeldiricisi olan sosyal bağımlılığı konusunda neler yapabileceğimize neden sosyal medya bağımlısıyız ya da sosyal medya zihnimizi nasıl manipüle ediyor neden Instagram veya Twitter bağımlısı olduğumuzu anlamak için öncelikle sizinle tanıştırmam gereken bir isim var. Frederick Skinner isimli Harvard'lı bir profesör. Skinner neye dikkat göstereceği tamamen tesadüfi gözüken örneğin güvercin gibi bir hayvanın siz neye isterseniz ona dikkat etmesini sağlayacak bir yöntem geliştirmiş. Onun bunu nasıl yaptığını anlamak için sizin de deneyebileceğiniz bir örnek vereyim. Bir güvercini kafese koyun ve onun acıkmasını bekleyin. Sonra kafese bir düğmeye bastığınızda içine yem bırakan bir yemlik ekleyin. Bildiğiniz gibi güvercinler çok hareketli hayvanlardır. Onun önceden belirlediğiniz rastgele bir hareket yapmasını bekleyin. Mesela sol kanadını kaldırmak ve çırpmak olsun bu. O her sol kanadını kaldırdığında düğmeye basın ve kafese yem bırakın. Bunu birkaç kez tekrarladığınız takdirde güvercin yem istediğinde o hareketi yapmaya öğrenecek ve o hareketi çok daha sık yapmaya başlayacaktır. Bahsettiğim profesör Skinner bu deneyi daha ne kadar ileri götürebileceğini düşünüyor. Ve sonrasında diyor ki, doğru bir şekilde ödüllendirdiğiniz takdirde pek çok hayvanın davranışlarını yönlendirebilirsiniz. Sonrasında Skinner bu ilkenin insanın bütün davranışlarının ilkesini açıkladığına ikna olur. Bizler özgür irademizle seçimler yapan karmaşık canlılar olduğumuzu düşünürüz ama esasen sergilediğimiz davranışların tamamı uzun bir süren pekiştirme sürecinin sonucudur. İşte bu deneyden yıllar sonra Instagram'ı tasarlayan kişiler de şöyle soracak. Kullanıcıları kalpler, beğeniler ve yorumlar aracılığıyla selfie çekmeye özendirsek, onlar da daha fazla yem almak için sol kanadını çırpan güvercinler gibi saplantılı bir şekilde bunu yapmaya devam ederler mi? Gerçekten de öyle olmadı mı? yem için kanat çırpan güvercin biziz. Peki bu nasıl oldu? Instagram'ı tasarlayanlar oturup Skinner'ın davranış bilimi üzerine mi çalışmıştı? Size biraz ürkütücü bir yerden bahsetmek istiyorum. 2000'lerin başında Stanford Üniversitesi'nde İkna Teknolojileri Laboratuvarı isimli bir yer var. Bilim insanlarının insanlara fark ettirmeden onların davranışlarını nasıl değiştirebilecekleri üzerine düşündükleri ve araştırmalar yaptıkları bir yermiş burası. Laboratuvarın içeriğine dair kaynağımız ise Tristan Harris. Tristan Harris, Google'ın ilk tasarım etikçesi ünvanıyla çalışmış ve zamanında Stanford Üniversitesi'nde öğrenci olan bir yazılımcı. Bu laboratuvarda milyoner makinesi lakaplı Brian Jeffrey Fogg isimli bir öğretim üyesi de zihin denetiminin psikolojisi isimli bir ders veriyormuş. Bu derse alanlar arasındaki Mike ve Kevin isimli iki tane öğrenci internette fotoğraf paylaşmanın gücü üzerine düşünüyorlarmış ve Skinner'dan öğrendikleri pekiştirmenin gücünü fotoğraf paylaşma meselesiyle bir araya getirmişler. Buna göre bir kullanıcının davranışını şekillendirmek ve o uygulamada daha fazla vakit harcamasını istiyorsanız, onlar bir fotoğraf paylaştığında onun kalpler, beğeniler, yorumlar almasını sağlamalısınız. İşte Mike ve Kevin derste öğrendikleri ilkeleri uygulayarak bir uygulama gerçekleştirmişler ve adını da tahmin edin. Instagram koymuşlar. Kalp ve beyni açlığı hissetmemize yol açıyorlar. Çünkü bakıldığında mesela zorlu bir işin ortasında mücadele ediyorsanız Gerçeklik çok da ödüllendirici değildir, değil mi? Sürekli olarak zorluklarla mücadele edersiniz, kafanızda tonlarca sorun vardır. Dolayısıyla bu gibi durumlar sizde ödüllendirici haz mekanizması olan dopaminin salgılanmasına yol açmaz. Tam da bu yüzden teziniz üzerine çalışırken çok bunaldığınız bir anda elinize telefonunuzu alıp Instagram'da şöyle bir salınarak kendinizi o dopamin denizine atmak istiyorsunuz. Böylesi bir dopamin açlığı meselesi öylesine bir sıkıntı ki çünkü içinde yaşadığımız gerçek onunla yarışabilmesine imkan yok. Tam da bu yüzden işimizden çalışmalarımızdan, ilişkilerimizden veya ailemizden kaçıp, retweetler peşine düşüyoruz hepimiz mesela. Az önce bahsettiğim Profesör B.J. Fogg'un dersini alanlar arasında bugünün teknoloji dünyasını yani davranışlarımızı şekillendiren isimler var. Özetle Johan Hari'nin kitabında vurgulamaya çalıştığı önemli anekdotlardan bir tanesi şu. Her ne kadar odaklanmak ve verimli çalışmak konusunda birey olarak yapabileceğimiz şeyler olsa da esasen karşımızda bize karşı çalışan bir mühendisler ordusu var. Bu gibi uygulamaların temel amacının bizde bir açlık yaratmak ve böylelikle kullandığımız uygulamaya tekrar tekrar dönmek olduğunu söyleyebiliriz. Mesela şu özelliği düşünelim. Sonsuz kaydırma değil mi? Sonsuz kaydırma özelliğinin yaratıcısı olan Aza Raskin bu özelliği keşfettiğinden dolayı ne kadar pişman olduğunu vurguladıktan sonra şöyle bir şey söylüyor. Normal şartlarda sonsuz kaydırma özelliği yokken pencerenin sonuna gelirdiniz ve bir sonraki pencereye geçmek üzere bir seçim yapardınız. O seçimi yapmaya doğru gittiğiniz vakitte gerçekten buna devam etmek istiyor muyum diye düşünürsünüz değil mi? Orada bir seçim yapıyorsunuzdur. Ama sonsuzca kaydırdığınızı, rengarenk akışın hiçbir şekilde bitmediğini düşünün. Size aslında durma konusunda seçim yapmaktan alıkoyan bir mekanizma bu. Aza Raskin aman tanrım ben ne yaptım böyle diye düşünmeye başladıktan sonra şunu fark etmiş. Sadece sonsuz kaydırma teknolojisi yüzünden kişilerin özellikle Twitter'da geçirdikleri vakit %50 oranında artmış. O yüzden şöyle de söyleyebiliriz. Bir şeyin kullanımının kolaylaşması her zaman onun daha iyi olacağı anlamına gelmiyor değil mi? Peki soru şu değil mi? Bu insanlar böyle joker gibi şeytani karakterler mi? Neden dikkat kapasitemizi elimizden alsınlar ve dünyada bir kaos yaratmaya çalışsınlar ki diyebilirsiniz. Bunun nedeni ise esasen daha büyük bir sistem yani ekonomi. Sonuçta Silikon Vadisi'nde çalışan bu teknoloji devleri insanlığı daha kötü bir yer haline getirelim gibi temel bir motivasyondan ziyade karlılığı arttırma motivasyonuyla çalışıyorlar değil mi? Ve bu gibi uygulamalarda bir üyelik ücreti ödemediğimiz için esasen gelirleri reklama dayanıyor ve bizler bu uygulamalarda ne kadar fazla vakit geçirirsek o kadar fazla reklama maruz kalıyoruz. Dolayısıyla şirketlerde o denli gelir elde ediyor. O yüzden bahsettiğim şu tasarım etikçisi olan Tristan Harris esasen Google'da çalışmaya başladıktan sonra çelişkili bir durumun içerisinde olduğunu fark etmiş. Çünkü bu teknoloji devlerine gidip kişilerin burada vakit geçirmesini engellemeliyiz. Onlar kendi işlerine, kendi hayatlarına odaklanmalılar ve biz bu sistemi sağlamalıyız dediklerinde sanki bu petrol firmalarına petrol kazası yapmayalım demek türünden bir çelişki yaratıyor. İşte bu yüzden bu teknolojilerin içerisinde olan kişilerin mesela Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey uzun bir pasana meditasyonlarına katılmasıyla bilinirdi. Bu tarz uygulamaların girmesinin yasak olduğu Montessori gibi okullara çocuklarını gönderiyorlar. Ya da birdenbire bütün dünya meditasyon ve yoga pratikleriyle ilgilenmeye başladı. İşte tüm bu anlattıklarımdan sonra Kitabın adındaki o çalınan dikkat meselesi de açığa çıkmış oldu değil mi? Mesele sadece dikkat becerimizde bir düşüş olması değil dikkat becerimizde neden bir düşüş olduğu ve tabii bu konuda hem bireysel hem de kolektif olarak neler yapabileceğimiz. O yüzden neler yapabileceğimiz konusunda şöyle bir madde listesi çıkartalım istiyorum. Birincisi Skinner'ın ne dediğini hatırlayalım ve Skinner'ın manipülatif psikolojisine karşı soy ismini asla telaffuz edemediğim şu teorisyenin akış teorisini koyalım. Size az önce gösterdiğim Akiflow uygulamasında bazı derin çalışma kutuları yaratmamız gerektiğinden bahsetmiştim ya. Sürekli ardarda derin çalışma kutuları olduğunda esasen programınız büyük ölçüde hassızlık yaratacak. İşte daha gerçekçi ve uygulanabilir bir program yaratmak için bizim haz ilkesi ve hassızlık yaratan işler arasında Dengeyi bulmamız lazım. Bu yüzden ben Akiflow'daki derin çalışma kutumun altına tekrar bir derin çalışma seansı yerleştirmiyorum mesela. Aralara sanki bir güvercine yem veriyormuşum gibi kendime ödüller yerleştiriyorum. Sabah 6'da uyanmam gerekiyorsa sabah 6'da uyanma pratik, kendim için eğlenceli yani ödüllendirici bir şeye çevirmeye çalışıyorum. Bu noktada şunu hatırlamak gerçekten çok önemli bence. Hepimiz hassızlık yaratan durumdan hazza doğru koşmaya çalışan hayvanlarız. İkinci olarak durum daha vahimse, yani böyle bir program tasarladığınız halde hala buna uymakta sorun yaşıyorsanız, internete veya sosyal medyaya girmenizi engelleyen uygulamalar var. Dahası telefonunuzu içerisine koyup belirlediğiniz saate kadar açılmasını engelleyen kilitli plastik kutular var. Bu kutuları kırmadan telefonunuza erişemiyorsunuz ama kutuyu kırmak da aslında telefonunuza zarar verme ihtimali barındırdığından çekiçle onu kırmayı göze alamıyorsunuz. Her zaman işe yaramasının mümkün olmadığı ama bu içerisinde sürüklendiğimiz akışı kırma konusunda fena olmayabilecek yöntemlerden bir tanesi ise şu bahsettiğim detokslar. Hatırlarsınız geçtiğimiz sonbaharda ben de Nepal'de Vipassana'ya gitmiştim ve burada elektronik eşyalar, okuma yazma bütün aktiviteleri bırakarak sadece günde 8-10 saatlik bir meditasyon pratiğine katılmıştım. Üçüncü Üçüncü olarak kitabın da başında söylediği gibi sadece bireysel değil sistemsel problemler olduğu için bu noktada kolektif bir çabayla bu teknoloji endüstrisinin değişmesi konusunda bir şeyler yapabiliriz. Bu uygulamaların tamamı Aki Flow değil reklam endüstrisine bağlı. Oysa onlar abonelik sistemine geçseler mesela bu denli bizi onlara bağımlı yapmak üzere çalışan bir mekanizma yaratmalarına gerek kalmayabilir. Bu yüzden bazı yasal düzenlemelerin olması konusunda politik açıdan hareketler düzenlenmiş. Kitapta da bu uğurda çalışan sosyal topluluklar var. Ben de onların bir fotoğrafını ekrana ekledim. Mesela ismini saydığım şu Azar Raskin veya Tristan Harris gibi yazılımcılar adeta Dark Side'dan iyi tarafa geçmişler ve İnsani Teknoloji Merkezi isimli bir enstitü kurmuşlar. Dijital altyapıyı radikal derecede değiştirmeye amaçlı kar amacı gütmeyen bir kuruluş burası. Hani yapay zekanın gelişmesiyle birlikte dünyanın teknoloji firmalarının daha fazla felsefeciye ihtiyacı olduğu söyleniyordu ya esasen bütün şirketlerin bir tasarım etikçisi çalıştırdığı bir dünyayı hayal etmek hiç de boşuna olmayabilir. İnsanlık tarihinde nereden nereye geldiğimizi, ne gibi çok derin problemlerin mesela Ataerkin'in nasıl dönüşüme uğradığını düşündüğümüzde Böylesi değişimler hiç de imkansız gözükmüyor. Böylesi bir kolektif baskıyı yapmamız gerektiğini söylüyor. Ben de bahsettiği kuruluşları detaylı bir şekilde inceledim. Çünkü kaybetmekte olduğumuz çok temel, insani bir yeti diyerek de altını çizebiliriz. Odaklanma becerisi, daha iyi kavrayış ve derinlemesine düşünebilme. Bu noktada kendimle ilgili bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Mesela ben hiçbir zaman TikTok ve YouTube bağımlısı olmadım. Bunun sebebini ise geçenlerde şöyle fark ettim. TikTok'u çok az süre kullandığım için içerisine girdiğimde keşfetime düşen hiçbir şey bana uygun gelmiyordu. TikTok'la çok fazla vakit geçiren arkadaşlarım orada muazzam derecede İngilizce içerik üreticilerinin olduğunu, felsefe açısından da çok güçlü olduğunu falan söylüyorlar ama ben asla rastlamıyorum. Çünkü orada geçirmiş olduğum toplam vakit birkaç güne bile denk değil. Fakat Instagram'da keşfete girdiğimde sanki benim bütün hayallerim, yapmak istediğim, ilgilendiğim her şeyi özellikle sunmuşlar gibi bir arayüz var. Ki keza oraya özellikle sundular. Çünkü bana dair çok kuvvetli bir avatar var değil mi? Hatta bu avatar o kadar güçlü ki benim neye ihtiyacım olsa sanki bir sihir karşıma çıkartıyor. Bir söz vardır ya ileri teknoloji büyüden ayırt edilemez diye. Tam da o noktadayız bu gibi teknolojilerin bize dair yaratmış oldukları avatarlar öylesine güçlü ki ondan kopamıyoruz. E bir açıdan da Instagram kullanmam gerekiyor çünkü içeriklerimi duyurmak istiyorum. Neyse ki benim içeriklerimin sizde bir bağımlılık yapması epey zor. Yani ontoloji bağımlısı oldum ve günde 50 videonu izliyorum demiyorsanız bunun için biraz sıkıcı ve itici bir insan olduğumu da söylemek lazım. Videoyu izliyorsunuz ve ayrılıyorsunuz diye umut ediyorum. Her neyse ne demiştim? Instagram'daki içeriklerimi hafta haftalık olarak ayarlıyorum. Yani pazartesiden o 7 gün boyunca paylaşacağımız bütün gönderileri hazırlayıp saatini girip kuruyoruz. Ve ben sanki her gün saat 6'da oradaymışım gibi olsa da esasen bazı günler Instagram'a hiç girmemiş oluyorum. Benzer bir şey seyahatlerimde de yapıyorum. Gittiğim her ülkede en az bir ay kaldığım için çekmem gereken içerikleri ilk hafta ve son birkaç güne bırakıp ortasındaki alanda kamera, ekipman hiçbir şey taşımamaya çalışıyorum. YouTube ve Twitter'da bağımlılık geliştirmem konusundaki engellerden bir tanesi esasen bu platformların çok agresif olması oldu sanırım. Bildiğiniz gibi ben felsefeyle daha neşeli bir var olma haline erişmeye çalıştığım için bu platformların agresif olanı, saldırganlığı daha öne çıkartan bir şekilde kurulmuş olması, çünkü insanlar bunu daha çok izleyip takip ettiği için çok bencilce bir yerden söylüyorum. Benim lehime oldu. İyi bir YouTube izleyicisi de değilim mesela zaten. Sadece takip ettiğim, gerçekten bir şeyler öğrendiğim belirli başlı içerik üreticileri var. Onların hesaplarına aboneyim. Ve bildirimlerim açık. Yani gerçekten bir şey paylaştıklarında bir bildiri alıyorum. Ama benim en problem yaşadığım yer neresi derseniz WhatsApp. WhatsApp'tan nefret ediyorum. Normal şartlarda birkaç dakikada çözerek sonucu ulaştırabileceğimiz bir işi mahvediyor değil mi? O gruplar, bitmeyen sohbetler, görüşeceksek buluşalım, görüşmeyeceksek susalım demek istiyorum. Sadece gerçekten bizim için önemli şeyleri zaman açmak adına vurguluyorum. Oradan oraya koşturarak bir şeyler takip ederken sorulması gereken şeylerden bir tanesi fırsat maliyeti. Yani buna harcadığım zamanda ben başka neler yapabilirdim? <laughs>